Değerli izleyenler, reklamların ardından devam ediyoruz. Ancak konuğumuz Atakum, Cumhuriyet Halk Partisi Atakum Belediye Başkanı aday adayı Sayın Aylin Tat. Hoş geldiniz diyoruz kendisine. Teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Kara, söz sizde, buyurun. Sayın Tat, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Siz siyasette yorulmak nedir bilmeyen, belli bir çizgiyi hiç sapmadan sürdüren bir isimsiniz. Ama benim için asıl önemli olan siyasette bir bayan sesinin olması. Siyasette kadınlara seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce veren bir ülkenin, bir devletin, bir milletin mensubu olarak sizlerin siyasette daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bir bayan ve bir siyasetçi. Nasıl? Aile düzenini nasıl etkiliyor? Bir bayan olarak siyasette olmanın zorlukları ne, kolaylıkları ne? Yani pek proje falan konuşmak durumunda değilim. Zaten o daha sonraki işler. Tabii. Yani önce bir proje hazırlamak için belediyelerin maddi durumunu bilmek gerekiyor. Evet. Belediyelerin borçlu mu, alacaklı mı, ekipmanı nedir, insan unsuru nedir? Hı hı. Onları daha sonra konuşacağız. Hı hı. Adaylık kesinleşirse hı hı. Ondan sonra yine konuşacağız. Ama ben istiyorum ki siyasetin içinde, çünkü siz partide de aktif görevler yaptınız. Adaylıklar yaşadınız. Kazandığınız seçimler oldu, kaybettiğiniz seçimler oldu ama hedeften hiç şaşmadan yürüdünüz. Evet. Siyaset ve bayan Türkiye'de, Samsun'da. Oradan başlayayım diyorsunuz. İsterseniz tamam, süreç içerisinde kendimi tanıtırım yine. Şimdi tabii siyaset ve kadın olmak hakikaten çok zor. Yani ben bunu başardım ama çok zor başardım. Sizin de bahsettiğiniz gibi var olmaya çalışmak, kadın olarak var olmaya çalışmak hakikaten çok meşakkatli bir süreç. Ama yine bahsettiğiniz üzere birçok Avrupa ülkesinden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk bize seçme ve seçilme hakkını vermiş. Tabii ki liderimiz. Bize bu hakkı vermiş, fakat ilerleyen süreçlerde biz sanki gittikçe azaldık. Hakikaten baktığınız zaman bu hakkımızı çok fazla kullanamıyoruz. Oysa ki Türk toplumuna baktığınızda, nüfus yoğunluğuna baktığınızda erkeklerden kadın nüfus oranı olarak bir fazlayız. Mesela benim bugün seçim bölgem olan Atakum'da da 6000'e yakın seçim baktığınızda, nüfus yoğunluğuna baktığınızda kadın sayısı daha fazla. Kadın olarak aslında sayısal olarak da daha fazla olmamıza rağmen evet çok zor. Gerçekten çok zor. Ben bu zoru başardım mı bilmiyorum. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Nasıl oldu? Tabii burada aile faktörü çok önemli. 25 yıllık bir evliliğim var. Eşim her zaman bana çok destek olmuştur. Ailem, annem, babam, kardeşlerim her zaman destek olmuşlardır. Ailenin desteği olmadan bu işler olmuyor. Ama tabii ben toplumda da zaten hep varlık göstermek için kendim bildim bileli mücadele eden bir kişiliğim. Bu yüzden de zorlandım. Evet, zorlandım. Ama imkansız değil tabii ki her şey. Mücadeleye devam edeceğiz. Çok daha iyi şeyler yapacağız. Yeter ki bize bu fırsatlar tanınsın. Şimdi kapılar biraz açılsın, aralansın. Tam da bunu soracaktım. Siz mi kapıları zorlamıyorsunuz? Yoksa erkekler mi kapıları çok sıkı sıkıya kapadı? Nüfus olarak daha çoğuz diyorsun. Atakum'da 6000 hanımefendi, beyefendiden daha fazla. Evet, evet. Peki kapıları yeterince zorladığınız inancında mısınız? Aslında ikisi de. Şöyle söyleyeyim. Ben eğitimciyim, 25 yıllık eğitimciyim. Şimdi kapıları bence yeterince zorluyoruz ama bir müddet sonra da herhalde yoruluyoruz, çekiliyoruz kenara. Erkekler zaten bize fırsat vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Aslında bakarsanız sorduğunuz soru iki taraflı da böyle bir şey. Yani hem biz çok belki diretmiyoruz gerektiği kadar, zor olmasına rağmen daha ciddi diretmemiz gerekiyor. Erkekler de biraz daha fazla o kapıların önünde durmaya çalışıyorlar. Ama ben bu kapıyı araladım. Samsun'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanlığı yapan tek kadınım. O yüzden de bu benim her zaman gururla ve onurla söylediğim bir kimliğimdir. Zorladığımı düşünüyorum. Bundan sonra da nefesimin son gücüne kadar zorlamaya devam edeceğim. Peki, il başkanlığı yapan ilk kadınsınız ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili yapan ilk kadın değilsiniz. Evet,
değilim. Peki, Cumhuriyet Halk Partisi'nde veya Samsun'da belediye başkanlığına soyunan ilk kadın mısınız? Evet, evet. Yani bugüne kadar Samsun'da sizin partinizde veya başka bir ya partide... Ya onun şimdi ben hani rakamsal olarak çok size ben söyleyemeyeceğim ama benim evet şu anda gerçekten şu anda mesela Karadeniz'de de iki kişiyiz, iki veya üç kişiyiz. Aday adayı olarak düşünün yani Türkiye genelinde bile kadın olarak 167 aday adayımız var. Aday pozisyonda olmayan şu anda aday adayı görünen. Tabii bu çok üzücü bir durum ama işte söylediğiniz bir takım zorluklardan ve hani şu bir de şöyle bir kanıksama oldu herhalde. Yani bana zaten sıra gelmeyecek, bana zaten fırsat verilmeyecek gibi. Benim tabii şöyle bir artım da var. Ben doğduğum günden beri Cumhuriyet Halk Partiliyim. Köy Enstitüsü mezunu bir babanın kızıyım. Aslen biyoloğum. Biraz da isterseniz kendimi tanıtayım. Tabii, direkt konuya girdik çünkü. Fakat eğitimci bir ailede büyüdüğüm için eğitimciliği tercih ettim. 22 yaşında kendi ismini verdiğim yerel bir dershane kurdum ve 25 yıldır da sektörün içerisindeyim. Özel öğretim kursları, dershaneler. Bu işi yapıyorum ve işimi çok severek yürütüyorum. İnsanlarla iç içe, bir arada, el birliğiyle devam eden bir meslek hayatım var. Ve benim tabii siz eğer babanız köy enstitüsü mezunuysa siz siyasetin içinde varlık gösteren bir kişilik olmak zorundasınız. Bizim evimizde söyleyeyim, bizim evimizde hep siyaset konuşulurdu. Yani ben çocukluğumda çok net hatırlıyorum. Biliyorsunuz 70'li yıllarda, 1970 doğumluyum bu arada. 70'li yıllarda kafeler yoktu, televizyonlar bu kadar çok aktif değildi, telefonlar yoktu. Evlerde belki birkaç evde hatta bazı evlerde telefon vardı. Ve hep evlerde sohbet edilirdi. Dostlar birbirlerine gider. Siz tabii çok daha iyi biliyorsunuz. Ve bizim eve gelenler, gelen dostlar, babamın dostları ya da bizim gittiğimiz dostlar hep siyaset konuşurduk. Memlekette ne oluyor, kim ne yapıyor ama hep ideolojileri olan insanlarla büyüdüm. Bu bağlamda kendimi yaştaşlarıma göre daha şanslı. Belki 2-3 adım daha önde görüyorum. Ama aktif siyasete başlama hikayem şöyle oldu. 2004 yılında Altınkum Belediye Başkanlığı için bana partiden teklif geldi. Belde Belediye Başkanlığı için. O zaman büyükşehir olmamıştı, 2008 öncesinden bahsediyoruz. Belde Belediye Başkanlığı için parti yönetiminden bana teklif geldi. Ve adaylığım da aslında il ve ilçeden onaylanmıştı. O zaman da genel merkez doğrultusunda olmamıştı. Sonraki aşamada da ben hiç küsmeden siyasete devam ettim. Belde başkanlığından il başkanlığına kadar birçok kademede görev yaptım. Yani birçok seçimi koordine ettim. Seçim komisyonu başkanlıkları yaptım vesaire. Tabii bu arada siyaseti şimdi az önce dedim ya ben siyasetle birlikte büyüdüm. Evimizde siyaset konuşuluyordu. Bu tabii siyaseti bilmenizi gerektirmiyor. Siyaset başka bir şey. Bunun kitabı yok. Okumayla da olmuyor. Yaşayarak öğrendim. Geçmiş olduğumuz süreçlerde işte dediğiniz gibi kaybettiğim seçimler, kazandığım seçimler, geçirdiğimiz seçimler. Bütün bunların hepsi bende bir öğreti bıraktı, bir artı bıraktı. Ve ben bugün yola çıkarken bilinçli olarak çıktım yola. Yani dersime çok iyi çalıştım. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Örgütün tabanından gelen bir sesim. Zaten yola çıkmadan önce de ilk önce örgüt tabanına sorarak adaylık sürecimde karar vermeden önce eski il başkanları, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, parti büyükleri hepsinden olur alarak yani bu yola çıkarsam bana destek olur musunuz diyerek önce onlardan olur alarak bu yola çıktım. Bu şekilde bu hikaye ilerledi ve ben diyorum ki yani ne yapacağımı biliyorum. Şimdi seçim tabii sizin bahsettiğiniz gibi projeler belki sonraki aşamalar. Önce önümüzde bizim bir seçim stratejisi gerekli. Ben bunu yapabileceğime iniyorum geçmişteki tecrübelerimle. 2009 seçimi mesela bizim Samsun İl Örgütü'nde o zaman ben il başkan yardımcısı idim. Aynı zamanda da seçim komitesi başkanıydım. Biliyorsunuz AKP o dönemlerde bunca yıpranmışlığı da olmamasına rağmen biz o seçimi tabii ki Metin Bey'in ismi şahsına verilen o teveccüh artı il örgütünün, ilçe örgütünde inanılmaz bir performansı. Birlik ve beraberlik içerisinde. İlçe seçim komitesi başkanımız il. Ama sizin il başarılı geçmedi. 2009. Evet. 2009'da neden başarılı geçmedi? Atıkum'u aldık. Yaka Kent Belediyesi'ni aldık. Tekeköy
bizim de zaten. Bir de beldelerden yani neden başarısız dediniz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi için 17+1'in söz konusu olduğu bir yerde 3 tane ilçe başarı mıdır? Ama o günkü şartlarda hiçbirisi bizim değildi ama. Yani bizim olmayan yerleri almak tabii ki başarı. Anladım. Atakum'u alıyorsunuz ama 500 küsur oyla siz aslanın midesinden sizin olmayan ve karşınızda iktidarın tüm gücü varken bunu yapıyorsunuz. Ama bence büyük başarı. Orayı daha önce de kaybettiniz. Ama bak ben başka bir yerden bakıyorum. Bir zamanlar Çarşamba Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Doğrudur. TKK Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Gazi Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Alaçam Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Havza Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Vezirköprü. Evet. Vezirköprü gibi bir yerde Sayın Suat Binici 2 dönem üst üste belediye başkanlığı yaptı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni dünle değil, bir önceki günle ele aldığımız takdirde Cumhuriyet Halk Partisi son seçimlerde başarılı değildir. Yani belki hani tabii oradan baktığınızda evet ama yani 2009 seçimlerinin hani bizim olmayan bölgeleri almış olmamızın verdiği şeyde benim kastım o. Yani, tamam, yani başarı odaklı ifadem oradandır. Tabii geçmişe baktığınızda o dedikleriniz kesinlikle şimdi, katılıyorum. Metin Bey 2 dönem kazandı sonra kaybetti. Yani bir geliş gidiş var ama bir zamanlar istikrarlı bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Onun kesinlikle içinde, katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum o fikrinize. Şimdi doğru. Benim bir sorum olacak. Bir söyleminiz var. Kente kadın eli değmeli diye. Evet. Kadın eli kente değerse ne değişir? Her yerde çiçek açar. Ben öyleyim. Şimdi kadınların Tanrı'nın verdiği özel yetenekler var. Bizler hakikaten sevgiyle her şeye bakıyoruz. Bir kere öncelikle sevgiyle bakıyoruz, hoşgörüyle bakıyoruz, iyi niyetle bakıyoruz. Ve hep yapıcı olmaktan yanayız. O analık içgüdüsünün verdiği bir şeydir herhalde. Hep yapmak istiyoruz. Yani eleştiriler değil de hep yapıcı. Karşımızda eksi bir takım şeyler olursa da bununla ilgili hep güzel şeyler yapalım, üretelim, toplayalım, kotaralım, sarılalım. Kadında böyle bir özellik var. Tanrı'nın verdiği bence kadına ayrı bir şey var doğanın verdiği. O yüzden kadın eli de derse bir kere çok içtenlik gelecektir. Buna kesinlikle inanıyorum. Samimiyet gelecektir. Özen gelecektir. Şimdi ben 25 yıl boyunca okullar idare ettim. Özel öğretim kursları idare ettim. Ve benim ve hemcinslerimin idarecilik yaptığı yerlere ya da mesela şuradan bakayım muhtarlar, bayan muhtarların olduğu bölgeye, kadın muhtarların olduğu bölgelere gittiğimizde inanın hemen gittiğiniz ortamda bir farklılık görüyorsunuz. Kokusundan düzenine kadar, dizaynına kadar inanılmaz bir özen var. Kadın olduğu yerde özen geliyor. Bu da bence çok ciddi bir artıdır ve içtenlikle bunu söylüyorum zaten. Ve ben mesela çok uzun zaman oldu sahaya çıkalım. Bana şunu söylüyor kadınlar, işte esnafı geziyorum. Gezdiğim esnaf da bana diyorlar ki ya kadınsın biz sana oy vereceğiz. Belki geçmişte daha farklı partilere oy vermiş, bu da belli. Benim adam hangisine verirse versin ya kızım ben sana vereceğim. En azından gelirim çayını içerim. İşte rahatlıkla seninle konuşabilirim gibi. Böyle bir özlem var aslında. Yani tabanda gerçekten kadına ulaşılabilir bir özlem var. Nerede olursa olsun kadın ama ulaşabilelim. Evet iyi bir yerlerde olsun, yönetici kimliği olsun ama biz ona ulaşabilelim. Ve kadın olduğu için de ulaşırız şeyi de var, olgusu da var insanlar üzerinde. Bunu çok net görüyorum. Erkeklerden bir şekilde 2-3 adım çekiniyorlar. Peki yine bir söyleminiz daha var. Bir belediye başkanı halkı için mutlu, huzurlu kentler inşa etmeli diyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Nasıl bir, yani siz belediye başkanı olursanız nasıl bir Atakum göreceğiz? Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceğiz. Zaten var olan bir belediye var 94 yılından beri. Mutlak ki iyi şeyler yapıldı bu süreç içerisinde. Zaten 3 dönem sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetilmiş. 2 dönemde AKP ile yönetilen bir belediye. Ben zaten yapı olarak da hiçbir zaman yıkıcı eleştirilerden yana olmamıştır. Mutlaka her gelen kendine göre iyi bir şeyler yapmıştır, yapmaya çalışmıştır. Bundan sonraki süreçte yapılanları yıkmak değil, yapılanların üzerine daha güzel şeyler inşa etmek adına ben bunu söylüyorum. Tabii bunun için özellikle nerede olduğunuzu, nerede yaşadığınızı bilmeniz lazım. Atakum'da kimler yaşıyor? Atakum'da kimler yaşamayı tercih etmiş? Ben 45 yıldır Atakum'da yaşıyorum. Yani ben aslında kendimle ilgili çıkış noktalarımdan bir de şudur. Ben
Karadeniz kızıyım. Atakum denizlerinde çırpınarak yüzmeyi öğrendim. Onun için de zaten kolay kolay pes etmiyorum. Herhalde o Karadenizliğin verdiği duygu bende de var. Şimdi Atakum'da kimlerin yaşadığının eğer siz fizibilitesini çıkarırsanız ne yapacağınızı da çok iyi biliyorsunuz. Kimler yaşıyor? Bir kere Atakum'da genç oran, genç nüfus oranı çok fazla. 19 Mayıs Üniversitesi'nin ana kampüsü tabii bildiğimiz gibi Atakum'da. Emeklilerin yaşamak için tercih ettiği bir bölge özellikle. İşte hayvansever dostların tercih ettiği bir bölge ve onların ihtiyaçlarını daha maksimum seviyede tutup bunu başarabilirseniz mesela ben geçenlerde şöyle bir paylaşım yapmıştım. Çok da aslında hoşuma gitti. Güzel bir eleştiriydi. İşte rantı bırakacağım. Atakum'u yeşilde buluşturacağım. Neden aday oluyorum diye kendimle ilgili bir böyle paylaşım yaptım. Bir arkadaş yazmış ki Aynı Hanım ne yapacaksınız? Evleri yıkıp park mı yapacaksınız da yeşil alan falan? Tabii ki böyle bir şey yok. Biz var olanı güzelleştirmek adına yapacağız. Ve ben tabii eğitimci olduğum için de özellikle gençlerle ilgili çok ciddi güzel projelerim var. Neler istediğini biliyorum çünkü Osman Bey sizin de eğitimcilik yanınız var. Yıllardır ben gençlerle bir arada yürüyorum. Onların neler istediğini biliyorum. Bir genç neden mutlu olur? Yani yaşadığı bölgede mesela üniversite öğrencisinin ayağına ne götürürseniz. Atıyorum mesela tabii proje konuşmayacağız dedik ama işte final döneminde giderseniz işte çocuklara çorba dağıtırsınız. Kampüste çorba var, bir projem var. Projelerden bir tanesi bu gibi yani çocukların yaşam alanlarını kolaylaştırırsanız. Mesela Atakum'da bir halk kütüphanesi yok. Atakum Halk Kütüphanesi. Kampüsümüzde var. 19 Mayıs Üniversitesi'nde var ama yeterli değil. Belediyemizin bünyesinde de var ama yeterli değil. 24 saat açık olan. Ben öğrencilerle birlikte olduğum için ki ben de öğrencilik yıllarımda hepiniz de aynı şeyi biliyorsunuz. Öğrenciler gece çalışmayı çok severler. Geceleyin daha şey çalışırlar. Gece de açık olabilecek, 24 saat açık olabilecek mesela Atakum Kent Kütüphanesi gibi. Kent Enstitüleri yine belediyenin bünyesinde. Burada tabii ki birçok projenin üretildiği, yine bugün var tabii ki belediye bünyesinde ama çok fazla geniş kapsamlı değil. Ben kendime çok yatırım yapmıştım eğitim adına. Mesela bir 6 ay önce eğitimcinin eğitimini almıştım. Burada kaçırdığımız bir şeyi çok net gördüm. Biz mesela bir şeyi çok kaçırıyoruz. Yapay zeka çok kısa süre sonra bizim hayatımıza girecek. Yani bizim hayal ettiğimizden çok daha kısa bir müddet sonra. Belki 3-5 sene sonra yapay zekalarla yarı yarıya yaşamaya başlayacağız. Bunlar için tabii hem çocukların hem de yetişkinlerin yapay zekayı ya da kodlamalarla ilgili Python dilini kullanabileceği eğitimlerden tutun da işte kadınların üretimine istihdam sağlayacak, işte kooperatifleri kuracak ve kent ve kırsal arasında biliyorsunuz köy bölgemiz var bizim. Kırsalla kent arasındaki o bağı kurabilecek birçok proje. Yani insanların aslında neler istediğini çok net biliyorum Atakum'da yaşadığım için. Kim ne istiyor? Genç ne istiyor? Orta yaşlı ne istiyor? Kimler yaşıyor? Yaşarken nelerden mutlu olacaklar? Mesela bir tanesi de farklı kentlerden gelen işte Trabzonlu, Artvinli, Çorumlu, Amasyalı. Bunların hepsinin dernekleri var. Bu derneklerin hepsinin bir arada bulunduğu, bir hemşeri derneklerinin bulunduğu bir çatı oluşturmayı, burada da Atakumlu bilincini oluşturmayı mesela çok istiyorum. Ben bunu çok önemsiyorum. Benim kızım Beşiktaş'ta yaşıyor İstanbul'da. Beşiktaş'ta bu benim çok önemsediğim bir şey. Sizin yanınızda belki bunu söylemek çok hoş değil. İyi bir milliyetçiyim. Gerçekten iyi bir milliyetçiliğim. Yedi ceddim Samsunlu. Bence Samsun'un ve Atakum'un hakikaten marka olması için mesela Beşiktaş'a gittiğinizde maçın olduğu günlerde herkes siyah beyaz formasını giyer ve o ruhu taşır. Mesela böyle bir şey istiyorum. Yani insanlar tabii ki kimliklerini tabii ki taşıyacaklar. Trabzonlu'dur, Rizeli'dir ama Atakum'da yaşıyorsa, Atakum'da hayatını devam ettiriyorsa ben Atakumlu olayım. Neden bunu söyler peki bir kişi? Orada yaşadığı için, mutlu olduğu için söyler. İstediği her şeyi Atakum'da gördüğü için, nefes alabildiği için söyler. Bunu yapmaya çalışacağım. Mutluluktan kastım buydu. Şimdi öncelikle bir noktayı şey yapayım. Ben sizin bu vatana, bu millete, bu devlete ne kadar bağlı olduğunuzu bilen ve bu duygularda saygı duyan birisiyim. Yapay zeka dediniz. Hı hı. Biz haber gazetesi olarak, haber medya grubu olarak Samsun'da bu konu sadece Samsun ölçeğinde değil, Türkiye ölçeğinde çok önemli 3 tane ismini Profesör Doktor Erdal Ağrı, Avukat Burhan Uyarı ve Avukat Nabi Cem İyigün'ü köşe yazar olarak rica ettik.
Ve onların üçü de gençlere yönelik tamamen yapay zeka ve gelecek üzerinde. Uzay çağında var mıyız? Uzay çağında olmamız için neler yapmalıyız? Bunları işliyorlar. O yapay zeka olayı kurulan yeni bir bambaşka bir dünya. Bambaşka. O dünyada artık vasat zekalara ve vasat bilgilere pek hayat hakkı olduğunu sanmıyorum. Evet. Vasat zekadan daha zeki yapay zekaları yönetecek süper zekalar yeni bir dünya oluşturuyor. Bizim bir an önce. Ayak uydurmamız gerekiyor. Bizim bir an önce Türk millet olarak, daha da genişletiyorum, Türklük aleme İslam ümmeti olarak buraya eğilmemiz lazım. Aksi halde kaderimizi Cenab-ı Hakk'ın takdir-i ilahisinin dışında bir başkalarının eline teslim etmek gibi bir acıyı hissedebiliriz. Çocuklarımıza bir farklı bir dünya sunmanın vebalini taşıyabiliriz. O yapay zeka olayında tamamen. Evet, onu ben o bilinci ben de bildiğim için işte onu da gerçekten çok önemsiyorum. Sizinle aynı duyguları taşıyoruz. Gerçekten çok önemli. Çok kısa süre sonra hayat. Aslında uzay çağını yaşıyoruz biz. Gittiler bile. Adamlar tabii. Gitti bile. Biz yaşıyoruz şu anda. Ne kadar çok işin içerisindeyiz. İşte çocuklarımıza ne kadar erken bu Python dilini öğretirsek, işte kodlamayı öğretirsek, belki işte bunu bence hani belediyenin bütçesini çok fazla zorlamadan yapacağımız çok güzel şeylerden birisi Cidide ve Sosyal Sorumluluk Projesi diye düşünüyorum. Aslında, bunu yapacağım. Aslında bu bir milli mesele. Yani gerçekten milli mesele. Merkezi otoritenin yükün, yani bu vatanı savunmakla yükümlü genelkurmayın falan, yani hepsinin bir araya gelip çok ciddi bir milli proje başlatması gereken bir konu. Doğru, kesinlikle katılıyorum. Evet, Sayın Coşkuner'in bir sorusu var, onu alalım. Evet, Sayın Tat, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Atakum'da şöyle bir özellik olmuş oldu. Bundan 24 yıl önce, 1994 ilk belde yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nin belediye başkan adayı da bir bayandı. O da eğitimciydi. Osman abi Berrin Aydın. Evet, Berrin Aydın. Orada adaylığımızı yaptı. Doğru, evet. 24 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Aylin Tat aday adayı olarak bugün karşımızda. Demek ki Samsun ilçelerinde bayan aday adayını yani hem ikinci isim olarak hem de çıkan bir nokta olarak Atakum halkı evet teveccühle karşılıyor gibi gözüküyor. Hayır, demek ki Atakumlu hanımefendiler de evet. Belediyede iddia taşıma konumundalar. Berrin evet. Aydın'da. Evet. Aylin Şahin Tat'ta. Evet. Şimdi Aylin Hanım 14 yıl önce bir siyasi oluşum içerisine girmiş. Bunun 6 yılını aktif siyasetle sürdürmüş. Sonrasında 2010'dan bugüne kadar herhalde bir dönem siyasete mola verdiniz. Yok, vermedim. Aktif olarak olmasa vermedim. Da. Ha, şöyle söyleyeyim, vermedim. Eski il başkanı sıfatımla verilen her görevi yaptım. Mesela belki kendi işimi yaptığım için referandumda bize il başkanı o zaman görev vermişti. Eski il başkanlarından rica etmişti daha doğrusu. Ben mesela o dönem 2,5-3 ay gibi ilçelerde kendi şahsımla birlikte çalıştım. Yani dönem dönem çalıştım ama tabii ki hani partinin mutfağında değil ama her zaman yanında. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atakum'da 6 tane herhalde aday adayı var. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Bunlardan benim analiz ettiğim kadar 2 tanesi teşkilat içerisinden gelen. Doğru. Yani örgütten gelen. Doğru. Siyaseti bilen, aktif olarak görev almış. Bir tanesi sizsiniz, bir tanesinde Sayın Cemil Deveci. Evet, doğru. Peki bu 6 aday adayı içerisinden Aylin Tat'ı neden Cumhuriyet Halk Partisi aday göstermeli? Birincisi bence hani bir söz vardır. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır diye. Hem siyaseten yaptıklarım hem iş hayatımda yaptıklarım başarı odaklıdır. Birincisi bu. İkincisi, genel başkanımızın bu süreçte kadın aday üzerindeki yaptırma hakikaten çok hoşumuza gidiyor. Böyle bir artı getirebilir bana kadın aday olduğum için. Üçüncüsü, örgütün tozunu yuttum.
tozunu yuttum ben Mehmet Ali Bey'e. Gerçekten mesela 2004'te aday olamadıktan sonraki süreçte şunu söylemedim. Benim misyonum belediye başkanı adayı ya da ben adayımdır. Ki her süreçte genel seçim olur, yerel seçim olur, işte ne bileyim kongre olur. Aylin Tatın adı her yerde geçer. Her yerde geçer ama ben hiçbir zaman böyle her yerde olma gibi bir derdim olmadı. Nerede olmam gerekiyorsa orada oldum işin açıkçası. Ben örgütçülüğü biliyorum, siyaseti biliyorum, bildiğimi düşünüyorum. Ama tabii burada çok da iddialı konuşamayacağım. Siyaset çok uzun soluklu bir iş. Ama en azından öğrendim. Eğer alfabetik sıraya koyarsak mesela K veya M harfine gelmişimdir herhalde A'dan Z'ye kadar gidersek. Bunu bildiğimi düşünüyorum. Ve siyaseten de gerçekten bir yerde varlık göstermek istiyorsanız siz tek başınızda hiçbir şey yapma şansınız yok. Bunun için örgütün size destek olması gerekir. Ve örgütten gelen bir isim olduğum için de böyle bir yolculuğa çıktığımda örgütün bana gerçekten çok ciddi destek olacağını biliyorum. Onun için ben Aylin Tat neden olur da orada belki bir adım daha öne çıkıyorum. Örgütün kucağından geldiğim için. Seçildi ve belediye başkanı mazbatasını aldı, göreve başladı. Nasıl bir orada görev anlayışınız ve bakışınız olacak? Parti teşkilatı içerisinde yıllarca görev yapmışsınız. Ve böyle bir noktaya gelmişsiniz. Rozeti çıkartıp Atakum'un tamamını kucaklayan, Atakum Meclisi'ndeki bütün siyasi partiler temsilcileriyle ortak bir yönetim anlayışıyla mı olacak? Hı hı. Yoksa geçmiş dönemde alışılagelmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin o yapısıyla mı devam edecek? O nasıl bir yapı? Onu biraz açsanız. Partizanlık, particilik. Kent konseyinden iç yapıya kadar. Ben tabii orada sizden farklı yerden bakıyoruz, farklı pencereden bakıyoruz ama ben sorunuza cevap vereyim. Şimdi rozeti çıkarmakla sizin ruhunuzdaki Cumhuriyet Halk Partili kimliğini atmıyorsunuz. Bir kere bunu çok açık ve net söyleyeyim. Ben örgüt insanıyım. Hiçbir zaman örgütümle kendi aramda bir duvar asla oluşturmam. Bunu kesinlikle söylemem lazım. Ben onu ben anlamda söylemedim. Ben siz partizanlık yapmayacağım. Ben hayatımın hiçbir evresinde yapmadım. Bakın ben... İdareciyim diyorum. Benim mensup olduğum okullarda özel öğretim kurslarında benim her kesimden velim var. Kimse demiyor ki Aylin Hanım Cumhuriyet Halk Partisi bunun okuluna biz gidip kayıt yaptırmayalım diye. Böyle bir şey yok. Hatırlarsanız sizin çocuğunuzun bile kaydını yapmışım. Geçen gün sohbet ederken çıktı. Şimdi bunu ben aynı hayatımda, sosyal hayatımda, iş hayatımda yaptığım şeyi tabii ki belediyede de yapacağım. Yani bunda hiçbir şekilde bir his yok. Herkesi kucaklayacağım. Bizim, bakın ben 48 yaşındayım ve 48 yıldır Samsun'da herkes kucaklaşıyorum zaten. Partisi ne olursa olsun, hangi noktada olursa olsun benim için cenazemiz bir, düğünümüz birdir bizim insanlarla. Yani farklı çıkış noktalarımız var ama şunu da çok karşıyım. Bunu da açık ve net söyleyeyim. Ben işte seçim alacağım ve tamamen herkesi kucaklayacağım. Partimi de görmeyeceğim. Rozetimi de atacağım. O zaman bağımsız aday olacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Bu da çok iddialı bir söylem. Bunu da açık ve net söyleyeyim. Ben size niye sordum? Çünkü önümüzdeki seçimlerde İYİ Parti ile beraber bir Millet İttifakı ile yürüyeceksiniz. Evet, yapacağız. Aha. Bu yürüyüşte de İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı İYİ Parti'nin tercih ettiği biri olacak. Evet. Sizin partinizde Cumhuriyet Halk Partisi de işte istediği belirli ilçeler var. Bunlardan biri de Atakum. Hı hı. Yani siz Atakum'da Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı olduğunuz takdirde İYİ Parti örgütüyle birlikte, onların teşkilatıyla birlikte, orada oluşturacağınız yarınki yönetimde de onlarla birlikte hareket edeceğiniz bir yapı olacak. Yani bir birliktelik sıkıntı olacak. Sıkıntı yok. Ben idareciyim. İdareci dediğiniz zaman zaten her bakışı farklı, düşüncesi farklı, görüşü farklı insanları idare eden kişidir. Ben belediye başkanına da böyle bakıyorum zaten. İyi bir belediye başkanı nasıl olur derseniz birinci önceliği bence iyi bir yönetsel kişiliğinin olması gerekiyor. Yani projeler, İyi ekip kurmak, siz bütün bunları yaparsanız zaten kendiliğinden gelecektir. Siz yeter ki o kadroyu iyi yönetebilen kişi, hoşgörü içerisinde, sevgi ve saygı içerisinde o birlikteliği sağlayan kişi olabilir. Ki ben bunu geçmişte başardım. Bunu hangi noktada olursa olsun, belediye başkanı da olsa hiç tereddütsüz yapacağımdan hiç sıkıntım yok. Ha seçim atmosferini yaşarken ittifakın gerektirdiği gerekleri de yaparım. Bunda da hiç problem yok. Ben sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Şahsımla alakalı tabii ki. Adaylaşırsam. Hı hı. Hiç problem olmayacaktır. Peki ben şey sorayım mı?
Süremiz de daralıyor. Son 5 dakikamız var. Ama siz kesmeyelim, devam edin isterseniz. Yok, son soruyu ben sorayım. Buyurun. Siz... Ben Aylin Hanım'dan alacaklarımı aldım. Peki, tamam. Şimdi tabii bu söylemde bulundunuz mu bilmiyorum ama yine seçim çalışmaları kapsamında herhalde söylediğiniz bir söz. İnsanların yüzündeki çaresizliği görüyorum, umudum da katlanarak artıyor. Doğru. Diye bir cümleniz doğru, var. Bu benim biraz açar mısınız? Bu çaresizlik nedir? Ben şimdi yıllardır seçim çalışması yapıyorum. Yıllardır sahada çalışıyorum. Bir de ben hiçbir zaman il başkanıyken de dahil olmak üzere hiçbir zaman masada oturmamışımdır. Hep sahada çalışmayı çok sevmişimdir. Zaten sloganlarımdan bir tanesi de halkın belediye başkanı olacağım diye. Yani bunun altındaki yatan şey şu. Sürekli halkla iç içe. Yani makam da oturan bir belediye başkanı değil de halkın içerisinde onunla birlikte nefes alan, onunla birlikte mücadele eden bir belediye başkanı. Şimdi ben daha önceki seçim çalışmalarımda şunu çok net görüyordum. Bunu ben arkadaşlarıma da söylüyorum umutlarını yitirdikleri zaman. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da iktidar partisinin dışındaki bir partinin rozetini ya da broşürünü gördüğünde esnaf kaçıyordu. İnanın ki ben bunu yani yaşadım, defalarca yaşadım. Esnaf sizinle karşı karşıya gelmemek için belki bir şey olur diye kaçıyordu. Ama şu anda neden? Yani iktidar partisine ters düşmek istemiyordur, çocuğunun başı sıkıntıya girsin istemiyordur, kendi işiyle ilgili bir eksi yaşamak istemiyordur gibi bir otorite var ya, hakim bir otorite. Otoriteden kaynaklanan bir çekinceydi belki. Ama şu anda çok net, çok net. İnanın benim broşürümü alıyor vatandaş, tezgahının üzerine koyuyor hiç çekinmeden ve benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Bu belki kadın olmanın verdiği bir artıyı yaşıyorum, onu da bilmiyorum. Ama daha önce de bunları yaptık, hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Şunu söylüyorlar, biz artık çok bunaldık. Ekonomik olarak çok bunaldık, siyasal olarak çok bunaldık. Ülkede güveneceğimiz bir şey kalmadı. Çocuklarımız okuyor. İşte okuyan her çocuk ben nerede yaşayacağım bundan sonra? Bana bir ülke seçin diyor. Ben eğitimciyim yani. Ben içim sızlıyor. İnanın ki siyaset yapmak tabii vaktimiz çok kısıtlı. Konuşacak çok şey var aslında. Siyaset yapmak isteme sebeplerimden birincisi budur. Gerçekten gençlere umut olmak ve yol açmak adına. Şimdi bütün bunları artık herkes çok net görmüş. Ve biz kesinlikle ders vereceğiz diyorlar. Bunu ben size samimiyetimle söylüyorum. Sokak bunu söylüyor. Biz yeter ki sokağın dilini iyi anlayıp, iyi çözüp ona göre bir çalışma şekli oluşturup eğer hareket edersek ben kesinlikle başarıyı yakalayacağımızla ilgili hiç şüphem yok. Hiç şüphem yok. Peki. Evet, son dakikalara girdik Sayın Kara. Son yok, cümlelerinizi alalım. Teşekkür ediyorum Sayın Tala. Ben teşekkür ediyorum. Daha söyleyecek çok şey vardı. Konuşacağız da. Evet. Olursanız tekrar İnşallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok evet, Sayın Coşkuner son cümlelerinizi alalım. Aylin Hanım'ın hem bayan olması hem de parti teşkilatlarından gelmesi, tecrübesi, Atakum'u da iyi analiz etmiş. Uzun zamandır da orada çalışıyor. Kendi mesleğinde de eğitimciliğinde de çok iyi. Çocuğumu da onun için onun bulunduğu dershaneye vermiştim. Başarılarını diliyorum. Ama bir söz verdi, onu takip edeceğim. Kim olursa olsun orada çalışacağım dedi. Tabii. Buna bakacağız bakalım. Aynen, tabii ki. Sizin de son olarak Samsun halkına, Atakum halkına söylemek istediğiniz neler var? Son cümlelerinizi alalım. Ben şunu söylemek istiyorum. Adaylaşsam da, adaylaşmasam da ben vatanını seven, milletini seven, Samsun'da büyümüş, Samsun aşığı, memleketine aşık olan bir insanım. Normal bir yurdum insanıyım. Ve bununla ilgili hem kendi iş hayatımda, sosyal hayatımda, siyasi kariyerimde de hep bu adımlarla gittim. Bana güvensinler diyorum. Adaylaştığım takdirde tabii çok daha farklı söylemlerimiz olacaktır ama dün ne yaptıysam bugün de onu yapacağım, yarın da onu yapacağım. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Ben gerçekten memleketimi çok seviyorum. Gençler için yol açmak adına böyle bir yola çıktım. Siyaseti yapma sebebim de budur zaten. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen seyircilerimize de vakit ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Saygıyla ve sevgiyle hepsini kucaklıyorum. Biz de programımıza katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Pazartesi akşamı saat 20'de görüşmek üzere. İyi tatiller diliyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz.